now. In this game, one goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. Günaydın, günaydın, günaydın. Cumartesi saat 11. Aylar sonra yeniden karşınızdayız. 1000 Euro Lig yine aynı ekibiyle. Kaçıncı sezonumuz bizim birlikte? Benim seninle 4. 15. sezonumuz onu biliyorum da. Ben toplam bu ekibin 4. sezonu değil mi? Bu sene mezun olacağım ben. 4. sezon. Bence... Bir sene daha uzat yani kalk ilk mahallefine bir şey yap yani. Yüksek yaparım abi. Ben ona baktım, benim spor gazeteciliğinde 20. sezonum başlıyor. O kadar büyüdün mü? Of, büyümüşüm valla, ben de fark etmedim. Yani. Çok küçük girmişim demek ki, o yüzden olmuş. Hep beraber büyüdüğümüz için kabul etmiyoruz abi büyüdüğümüzü. 15. sezonda televizyonculukta, yani ilk maçı anlattığım sezon Kevin Durant'in ilk maçıydı NBA'de. Şu sosyal medyada paylaştığın bulan getirsin dediğin arkadaşım. Yok, ondan sonra işte hayatımızda çok şey, Kevin'le birlikte çok şey yaşadık. Onun gibi oldu. Hayırlı olsun yeni sezon koç. Hayırlı olsun tabii. Yani sonuç itibariyle iki tane EuroLeague şampiyonu ulaşmış takımımız var. Vallahi neler neler yaşadık değil mi hocam? İstanbul'da iki tane kupa var yani, öyle başlıyoruz yani. O güzel bir şey tabii, her sene yeni bir başlangıç. Sil baştan yapmak gerekiyor, sporda dün yok. Yani onu düşünüyorum, şu 20 senede neler yaşadığımızı. İşte Euro Cup şampiyonları, EuroLeague şampiyonları, kadınlarda erkeklerde. Neler neler yani, kaç tane kupa gördük Türkiye'de ve Final Four'a abone olan Türk takımları var. Yani 2015'ten bu yana mutlaka bir Final Four'da bir Türk takımı var. Bu da geldiğimiz noktayı EuroLeague'de gösteriyor. Hakan, heyecanlı mısın yeni sezon öncesi? Vallahi heyecanlıyım. Bu kadar heyecanlı olacağımı tahmin etmiyordum. Yani geçen sezon açılışına mesela göre... Mesela oyuncuyken yeni sezon başlarken böyle nasıl oluyordu da şimdi aradaki fark ne? Yani her sezon başlangıcı, yani kamp başlayana kadar çok heyecanlı oluyorsun. Kamp başladıktan sonra o hazırlık süreci heyecanınızı alıyor sizden, ama sonra ilk maç çok keyifli olur yani her zaman. Koç, sende heyecan var mı? Olmaz mı? Yani bir sürü yenilenmiş takım, yeni oyuncular, yeni organizasyonlar, oldukları yeri korumaya çalışanlar, rol kapmaya çalışanlar. Farklı ve inşallah çok büyük bir aksilik olmazsa da taraftarlar da artık bu sene... İşin içinde olacak. Yani onsuz... Enerjisi çok güzel olacak. Bakalım. Değişmeyen tek bir şey var. O da Final Four'un yine Almanya'da olması. Evet, bu sene Berlin. Neyse, artık vizelerimiz halloldu da herhalde bu sefer sorun çıkarmazlar diye düşünüyorum. Umarım. Peki bir anketimiz var. Anketle başlayalım istedik sezona. Türk takımları üzerinden bir anket. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Bu sezon neler yapar şeklinde soruyoruz. İki sorumuz Bein Sports'un Twitter hesabından, Bein Sports alt çizgi TR hesabından girip oylama yapabilirsiniz. Bir yarım saatimiz daha var. Program başladıktan yarım saat sonra bitsin diye. Dünden başladık ankete. Neler yapar diye soruyoruz. Fenerbahçe Beko şampiyon olur, Final Four'a kalır, playoff yapar ya da playoff dışı kalır. Anadolu Efes için de aynı şekilde şampiyon olur, playoff yapar, Final Four'a kalır, playoff dışı kalır şeklinde dörder seçeneğimiz var iki takım içinde. Şu ana kadar oylarda belirli, aslında takımlarla alakalı belirli fikirler olduğunu görüyoruz. Ama bakalım anketin sonucu ne çıkacak, bunu da program içinde yarım saat kadar sonra göreceğiz. Peki bugünün menüsünde neler var, şimdi ona göz atalım. Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon başlıyor. Son şampiyon Anadolu Efes kadrosunu korurken tek değişim pot altında yaşandı. Baş antrenör Ergin Ataman'ın görüşleri, yeni transfer Filip Petrushev'in açıklamaları ve Tibor Pleiss'ın kimyaya yaptığı vurgu. Bein EuroLeague yeni sezon öncesi Anadolu Efes'i mercek altına alıyor. Adeta kabuk değiştiren Fenerbahçe Beko'da yeni sezon neler getirecek? Sırp koç Saša Đorđević sarı lacivertlilere geliş sürecini anlatırken Jan Veseli ise yeni sistemi anlattı. Đorđević'in Şehmuz Azer'e vereceği rol ve milli oyuncunun oyun kurucu bölgesi için düşündükleri Bein EuroLeague'de gündeme gelecek. Yeni sezon öncesi öne çıkan notlar ve özel röportajlarla Bein EuroLeague'de sezonun ilk programı başlıyor.
1000 Euro Lig'e ilk olarak son şampiyonla başlayacağız. Anadolu Efes'le başlayacağız. Efes için bu sezon aslında yaz dönemi biraz zorluydu. Çünkü Vasilije Micić'in kontratı sona ermişti. Ve Euro Lig'in en değerli oyuncusu NBA hakları Oklahoma City Thunder'da olduğu için herkes onun NBA'ye gitmesini bekliyordu. Hatta son final maçını da anlatırken sonraki programda dahil hepimiz diyorduk ki tamam artık hani Micić'e veda ediyoruz şeklinde bir düşüncemiz vardı. Ama öyle olmadı. İşler farklı gelişti. Oklahoma City Thunder'da beklediği rolü ve beklediği kontratı bulamadı Vasilije Micić. Bir sene daha bekleyeceğim dedi. Gelecek sezon NBA şansımı deneyeceğim dedi. Bu esnada da Avrupa'da takımlarda birçok teklifi vardı. Özellikle CSKA Moskova Vasilije Micić'i çok istedi. Ama Anadolu Efes takımda tuttu. Yıllık 3 milyon euroluk bir kontratla ki Micić'in geldiği kontratın İlk geldiği kontratın 1 milyon euronun çok daha altında bir ücret olduğunu düşünürsek, neredeyse bir yarısı kadar olduğunu düşünürsek, geldiği nokta 3 milyon euro hak edilmiş bir kontrat EuroLeague'in en değerli oyuncusu olarak, ama geldiği nokta da 3 sene içinde gerçekten takdire şayan. Ama Anadolu Efes'te kadrosunu korumayı başardı büyük ölçüde. Sertaç Şanlı'nın Barcelona'ya gidişi var. Bizim de çok gururlandığımız, mutlu olduğumuz bir ayrılık bu. O seviyede takımlarda uzun süredir Türk oyuncu görmüyorduk çünkü. Türkiye'deki o seviyeye çıkmış takımlar hariç. O yüzden Sertaç'ın gitmesi, onun yerine Filip Petrušev eklemesi. Koç, nasıl geçti Anadolu Efes'in yaz dönemi? Öncelikle tabii görev tamamlandıktan sonra bir dağılma beklersin. Yani oyuncuların marka değerlerinden dolayı o başarı skalasının diğer takımlarda da hem maddi olarak hem de organizasyondaki o çözülmelerle beraber diğer yerlere gitmesini beklersin oyuncular. Şimdi oyuncular kalıyorsa bir yerde demek oluyor ki kulüp olarak da sen oyuncunun orada var olması için bir sürü şeyi yapıyorsun demektir. İşin başında. Maddi manevi. Yani normal şartlarda Anadolu Efes geçmişte Koraç Kupası'nı aldığı zaman herkes ilk beşini, oyuncuları ezbere sayıyordu. Şimdi de öyle olacak. Şimdi de öyle yani. Anadolu Efes'in kadrosunu artık herkes rahatlıkla sayabilir durumda. EuroLeague gibi yıpratıcı bir arenada, NBA gibi artık istediği oyuncuyu alan bu iştahlı bir talepkar bir organizasyonunda olduğunu düşünürsen Anadolu Efes'in kadrosunu tutması başlı başına bir başarı hikayesi bence. Ne başta Tuncay Özilan olmak üzere hani bu yatırımı sürdürmeleri, o vizyonu göstermeleri bakımından önemli. Bence Efes'in artık şöyle bir durumu da var. Yani sonuçta Türk bayrağını oraya diktik. Yani Fenerbahçe için de bunu zamanında söylemiştik o şampiyon olduktan sonra. Artık oralarda kalma mecburiyeti var. Yani Efes sadece şu anda Fenerbahçe, Beko sadece orada kendi kulüplerini temsil etmiyor. Artık Türkiye'yi de temsil ediyorlar. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum senin düşüncen ne? Valla şimdi Anadolu Efes çıtayı öyle bir yere koydu ki burada kendini tekrar etmenin yanında aynı zamanda yeni bir hedefleri veya ne derler gelişimine devam etmesi gerekiyor. Şimdi bu çok kolay bir şey değil. Şimdi Tuncay Bey yıllardır biriken o 40 yılın sonunda ulaşılan bir hedef. Ergin Ataman şu anda EuroLeague'in en değerli antrenörü. Oyuncular piyasadaki ve organizasyon olarak en yukarıdaki oyuncular. Şimdi yeni yılda, yeni sezonda bir şeyler söylemek gerekecek. Bu çok kolay bir şey değil. Herkes için çok yıpratıcı bir dönem olacak. Çünkü hedef takımsın. Herkes senin üstüne atak yapacak. Ama Anadolu Efes'in bence bu seneki Ergin Ataman da dahil olmak üzere Tuncay ve kim varsa o organizasyon üstüne, rakibi kendisi. İnsanların kendini tekrar etmeyecek şekilde bir çözüm bulması gerekiyor. Yani Anadolu Efes kendisini, yani geçen sene herkesi yenerek şampiyon olması gerekiyordu. Ama bu sene o hedef tekrar kupa, kulübe girecekse kendisini yenmesi gerekiyor. Hakan, az önce kadroda kalan oyuncular ve sözleşmeleri de gösterildi ekranda. Anadolu Efes birçok oyuncuyla yeniledi. İşte Rodrik Boboa, Adrian Moerman, işte diğer taraftan James Anderson, Yiğitcan keza aynı şekilde takımda kaldı. Bu oyuncuların hepsinin birden kalması nasıl bir mesaj? Yani arada bir tane iki tane değişebilir miydi acaba? Daha az dakikası olan, rotasyonda daha küçük yerlerde olan oyuncular da var. Daha düşük rolleri olan oyuncular da var ama hepsini tutmayı tercih etmek nasıl bir mesaj? Ya bence takım olarak büyüyoruz mesajı. Yani burada geçen sene Bondada Fest'le ilgili maçları izlerken
Şu yorumu çok yaptık ya. Anadolu Efes'te artık takım olarak oyuncuların bireysel olarak hedeflerini çok önemsiyor. İstatistiğe baktığında kendi istatistiğine ilk başta bakmıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda bütün takımı tutmak, özellikle Vasil Misic'i tutmak çok çok önemli. Çünkü geçen sezonun MVP'si ve Shane Larkin'le belki de EuroLeague'in en iyi ikilisi oyun kurucu pozisyonunda. 1-2 numara daha doğrusu. Hatta tarihte bu ikili hep anılacak yani. Hep anılacak. Şimdi burada Misic için bu takımda olmaması bir kere belki Shane Larkin'in motivasyonu da düşürecekti. Çünkü orada yarışacağı bir oyuncu takımda olmayacaktı. Veya ne bileyim yani kendini hani koşucular olur ya böyle tavşan derler. Tavşan atlet, maratonda evet. Yukarı çeken koşucuları. Belki de bu ikili birbirini hep yukarı çekiyordu. Diğer taraftan Vasile Misic NBA'den teklif aldı. Çok iyi geçirdiği bir sezon sonrası. CSKA gibi belki de EuroLeague'de en çok parayı veren takımdan teklif aldı. Ona rağmen Anadolu Efes'in Vasile Misic tutabilmesi diğer oyuncuların gözünde de evet Anadolu Efes EuroLeague şampiyonu ama biz büyüğüz ya. Evet biz büyüğüz mesajını bütün diğer takımlara ve yani basketbol ailesine diyelim vermiş oldu. Çok önemli. Bakalım Ergin Ataman takımın bir arada kalmasıyla ilgili neler söylemiş. Şimdi her zamanki gibi sezon öncesi uzun röportajlarımız, geniş röportajlarımız var. Özel röportajlarımız var. Bu hafta içinde onların hepsini teker teker yayınlayacağız. Ama biz bu program içinde o kısa bölümleri röportajlardan alıp size de ufak bir hatırlatma yapmak istedik. Bu hafta içinde beIN Sports'un farklı ekranlarında özel röportajlarımızı göreceksiniz. Ergin Ataman'la ben konuştum. Sezon öncesinde bakalım takımın bir arada kalmasıyla ilgili neler söylemiş. Şimdi bize, bana da bazen dışarıda hep soruyorlar. Niye transfer yapmıyorsunuz diye. Transfer yapacak bütçemiz kalmıyor. Çünkü biz kendi oyuncularımızı tutmak için yapmış olduğumuz fedakarlıklardan sonuçta bu takım 3 yıl önce kuruldu ve bu 3 yıl içerisinde Avrupa basketboluna damga vurdu. Bir tane final oynadı. Bir tane işte biliyorsun şampiyonluğa giderken pandemi geldi. Bir de geçen sene de şampiyon oldu. Takım değerini arttırdı. Yani takım değerini neredeyse 2'ye katladı. Böyle olunca da tabii ki biz de açıkçası en büyük transferimizin istikrar olduğu formülünde. Çünkü yani 3 senedir bu kadar iyi oynayan, bu kadar birbiriyle alışkanlık içerisinde müthiş bir tempo yakalayan takımı bozmak bizim de işimize gelmedi. Şöyle ki bazen baktığınız zaman tabii ki yani herkes takımda işte 20 sayı, 10 rebound, 5 asistle oynamıyor. Ama takımdaki 12 oyuncuyu da 20'şer sayı atan oyunculardan kuramazsınız. Çünkü yani 200 sayı atamazsınız. Onun için puzzle'ı iyi oturtmanız gerekiyor. Onun için de biz transfer döneminde o istatistiklerin kurbanı olmuyoruz. Yani bazı oyuncularımızın istatistikleri düşük diye onlardan vazgeçip de hani aynı bölgede istatistiği daha yüksek olan oyuncular üzerine gitmiyoruz ve en önemli bizim kozumuz takım kimyası, o puzzle'ı bozmamak. Nitekim baktığın zaman puzzle'dan sadece bir Sertaç Şanlı çıktı ve biz gidip de Sertaç Şanlı'ya çok benzer özellikleri olan sadece teknik olarak değil yani mental olarak da işte genç, zaman zaman belki takımın üçüncü uzunu olacak ama iyi oynarsa da belki takımın birinci uzunu olacak ki bunu işte Gloria Cup'ta son oynadığımız gösterdi, MVP oldu. Petrusev'i 21 yaşında bir oyuncuyu transfer ettik. Çünkü şunu birçok oyuncu yani Avrupa'nın her yerinden hatta işte Amerika'dan bir, sonuçta EuroLeague şampiyonusun. Bütün menajerler oyuncu teklif ediyor. Hele ki Sertaç'ın gittiği duyulduğu andan itibaren dünyadaki bütün menajerler bütün oyuncuları buraya ama yok biz onu istemedik. Yani buraya veteran daha böyle bir oynamaya alışkın işte kendi oynadığı takımlarda 30 dakika oynamış işte 14-15 sayı atmış, 10 reboundla oynamış bir uzun almak istemedik. Hem teknik olarak Sertaç'a benzer özellikleri olan hem de takımın kimyasını bozmayacak olan bir oyuncu üzerine gittik. Onda da Filip Petrusev'i aldık sadece. Peki Ergin Ataman yıllar içinde bu açıdan bakınca istediği oyuncuları daha net bulması, araması, mesela alışveriş listesiyle markete çıkması açısından olgunlaştı diyebilir miyiz? Öyle hissediyor musunuz? Ya bu aslında güzel oldu İsmail. Biliyorsun ben yazları seviyorum. yazları yani yüzmeyi, denize girmeyi.
Şimdi böyle olunca çok fazla işle düşmüyor bize yani. Yazları eskiden, şimdi 2018-19 sezon başını hatırla. Takımdan sadece 3 oyuncu gitmiş. 9-10 tane yeni oyuncu transferi. Euroleague sonuncusu. Tabii Euroleague sonuncusu. Yani o dönem biz 1-1,5 ay odaya kapandık. Bütün staffla, işte tanıdığımız scoutinglerle. Yani onlarca, yüzlerce kaset seyrettik ki oyuncuları seçmek için. Şimdi elimizde zaten böyle bir malzeme varken açıkçası biz de çok uğraşmıyoruz. Rahat geçiyor yazlarımız. Ama tabii ki her yolunda bir şey olacak, bir sonu olacak. Bu takımın şöyle bir şeyi var. Tabii yavaş yavaş yaşlar da ilerlemeye başladı. Artık önümüzdeki dönemlerde biz de takıma aynı Petrušev modelinde olduğu gibi bazı genç oyuncuları Türk olsun, yabancı olsun monte etmek için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Ergin Ataman'ın açıklamaları bu şekildeydi. Açık bir şekilde, ben zaten yazı seviyorum, iyi oldu biraz tatil yaptım diyor. Koç ne dersin? Büyük konfor tabii. Yani düşünsene, herkes oyuncu ararken kimli kimle eşleştirir. Şimdi Anadolu Efes'te öyle bir durum var ki, yani oyuncuların kötü oynama gibi bir lüksü bile var. Çünkü yanındaki oyuncu onun açığını kapatıyor. Kenardan gelen onu destekliyor. İşte Final Four'u hatırla. Bir anda Tibor Plyce tam resmin içinden çıkmışken attığı iki tane üçlükle maçlarda şampiyonlukta söz sahibi oldu. Yani bu takım olmanın getirdiği bir şey. Şimdi Ergin Ataman da bunun verdiği düzeni veya konforu yazında değerlendirmek için ister istemez tabii çok fazla arayışa girmemesi gayet normal bir durum. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Geçen sene takım Larkin'i taşıdı. Şimdi oraya geleceğiz. Oraya atlamamak gerekiyor. Yani bu sene Larkin'in de biraz kürekleri çekmesi gerekebilir. Aldığımız haberler Larkin'in inanılmaz hazır geldiği yönünde. Yani normalde Shane Larkin sezonlara yavaş başlar biliyorsunuz. Ya tedavi olur ya bir şey olur sezon öncesi. Genelde hafif bir onun böyle bir sıfırdan 100 kilometreye çıkması biraz uzun sürer Shane Larkin'in. Bu sefer çok hazır gelmiş. Neden? Yani öyle olması gerekiyor. Yani gerçekten... Az önce Hakan'ın söylediği şeyler içinden bir şey alabilir miyim? Acaba ya, Larkin Misic rekabeti etkili olmuş mudur? Mutlaka olmuştur. Üçüncü ve en değerli oyuncu çıkar mı Larkin Misic dışında Anadolu Efes'ten? Öyle bir aday olur mu? Yani zannetmiyorum. Olmaz yani. Ama ikisi arasında gidip gelecek. Ama Misic geçen sene olağanüstü oynadı. Sonuç itibariyle Larkin bu takımın hep lideriydi, hatırlarsınız. Evet. Final maçında da evet, Larkin ilk 5 başlattı Ergin Ataman. Yarı final düşün, CSK'da Larkin'i oynatayım mı oynatmayayım mı ne yapayım diye düşünüyordu Ergin Ataman yani. Bak her şey döndü dolaştı. Real Madrid 5. maç. Simon'un attığı üçlüye kaldı. Yani evet. Euroleague'de duygular bir yere kadar ama oyuncuların olayı sahiplenmesi kısmında Larkin'in... Şimdiden çok mu baskı yapıyoruz bilmiyorum ama. Hadi artık bir Larkin sezonu görelim. Evet. Ondan önce gördük de hani görelim yani. Bir 40'lar 50'lere çıkacak mı acaba yine? Çok merak ediyorum. Ya senin dediğin gibi bir fiziki durumu varsa. Fiziki olarak şu an mükemmelmiş. Ve ben de konuştuğumda Shane'le yani konsantrasyon olarak çok çok üst düzeyde gördüm. Bu sene böyle kilitlenmiş gibi gördüm. Ama geçen sene şöyle bir durum vardı. Larkin girdiği zaman yani maç bitmiş oluyordu yani. Bir de 15-20 evet. Oluyordu. Herkes oturuyordu. Ondan sonra keyif içinde maçı seyrediyordu. Bence bu bir de şans olabilir. Larkin'in koyduğu kişisel hedef şans olabilir. Çünkü Larkin kişisel hedefe takımla beraber ulaşıyor. Yani kişisel hedefe ulaşırken takıma zarar veren bir yapısı yok. O çok ilginç. Kadro derinliğini de görerek Hakan pası sana atmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Shane Larkin odaklı bir sezon mu olacak bu sezon? Yani geçen sene yani öyle olmasını ümit ediyoruz. Çünkü Larkin'in kötüsü çok kötü, iyisi de çok iyi oluyor ve bunu kontrol edemiyor. Yani kötü gününü de kontrol edemiyor. İyi gününde de o kadar odaklanıyor evet. Ki iyi olmaya. O da enteresan bir yere çıkıyor işte yani. Saçmalık boyutuna çıkıyor. Saçmalık neredeyse. Boyutunda iyi oluyor. Ne diyorsun kadro derinliği için? Efes'in? Ya şu anda Anadolu Efes'teki oyuncular birbirlerinin işini yapabilir düzende. Yani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Kimin ne yaptığını çok iyi biliyorlar. İhsan abi biraz önce söyledi. Kötü oynama lüksleri var. Yani çok böyle 8-10 kişiyle oynamasa da 6 kişiyle 7 kişiyle o maçı kotarabilecek, kazanabilecek, kötü gününde de kazanabilecek güvene ve o ilişkiye sahipler. O yüzden Ergin Ataman dediği gibi yani zaman içerisinde işte Dunstan gibi, Simon gibi çünkü mesela bu iki oyuncu geçen sezonu
çok istikrarlı oynamadılar. Evet. Çok iniş çıkış bu yani tamamen tabii ki pandeminin de etkisi var. Seyircisiz oynandı, konsantre olmak çok zordu. İkisinde belki de 13. 14. sezonu. O yüzden orada bir ekstra motivasyona ihtiyaç oldukları zamanlar oldu. Orada da düşüş yaşadılar ama bundan sonraki sezonlar için tabii bir ufak ayarlama gerekebilir diye düşünüyorum. Koç sen ne diyorsun kadro derinliği, Petrušev'in yeri, hazırlık maçlarında neler gördün Petrušev'le ilgili? Yani Sertaç'ın kopyası gibi diyebiliriz. Şutu olan bir uzun. Yani görev tanımı olarak aynısını almışlar. Yani yumuşak ama Sertaç'ın savunmada yaptığı o kapatmaları aynı seviyede yapar mı? Biraz zamana ihtiyacı olabilir o konuda. Ama sonuç itibariyle yani Anadolu Efes'in bu maçını seyrettiğimiz zaman takımın hangi sezonunu oynadığını anlamamız için de bir transfer gerekiyor. Lazım. Yani burada işte geçen sezon Adriyatik Ligi'ndeki istatistikleri 23.7 sayı, 7.6 rebound, 1.6 asist, 1.1 blok. Burada tabii değerli olan istatistiği 3 sayı yüzdesi. Yani %42 ile atıyor. Yani oyunu açma kısmında ihtiyaç olan bir durum. Çünkü Dunstan'ın oynadığı zamanlardaki saha iç yerleşimini Tibor ve Petrušev'in oynadığı zamanı düşündüğümüz zaman veya Sertaç'ı düşündüğümüz zaman çok farklı. Yani kısaların da tercih ettiği bir şey. Özellikle Misic'in çembere gitmesinden dolayı. Bence yerinde bir transfer. Yani hani herkes 10 oyuncuya konsantre olurken tek bir oyuncuya konsantre olarak bence Anadolu Efes gerekli çözümü bulmuş. Jock Landale'ı çok istedi Anadolu Efes. NBA'ye gitti. Hatta bir ön kontrat da imzalamışlardı. Ama tabii ki NBA çıkışı vardı kontratında. Landale NBA'ye gidince onun yerine baktılar. Ama Efes de hani çok uzun yıllardır görmediğimiz şeyi görüyoruz. Yani görev tanımına göre oyuncu bakılma işini görüyoruz. Bence bu da değerli. Daha önce hatta bir Mike Toby'yi de yokladılar ama Mike Toby de önemli oldu. Toby sonra bir de olimpiyatta oynadıktan sonra uçtu zaten yani. Vallahi tabii Ergin Ataman'ın yazı nasıl geçirdiği anladığım kadarıyla rahat geçmiş. Hani yeni bir set falan görecek miyiz? Ben onları merak ediyorum. Yoksa yine aynılarını devam mı ettirecek? Hani çok fazla değiştirmeye de gerek yok ki. Öyle de bir durum var yani. Yok, evet Tibor Plyce takımın yine İlginç karakterlerinden birisi, takımın en sevilen oyuncularından birisi. Şimdi biz bu sezon öncesi röportajlarını yaparken, ya şimdi Larkin, Micić, işte oyuncular, birçok kişiyle çok fazla röportaj yaptığımız için daha az konuştuğumuz isimleri öne çıkaralım istedik bu sefer. Ve bu isimlerden birisi de Tibor Plyce'dı. Ve Filip Petrušev'di aynı zamanda. Petrušev'le Can İşbakan konuştu, Filip Petrušev'le. Önce Filip Petrušev bir kendisini anlatsın, sonra Tibor Plyce'a geçelim. Onunla da Didem konuştu. Petrušev'in kendisini anlattığı bölümü, o röportajdan o bölümü alalım. Sonrasında uzun rotasyonundan devam edeceğiz. How do you feel about this competition in the center position? I think it's really good, you know, because you got besides me two guys that are really different, you know, Brian that's really experienced and you know knows his role, does all the stuff that needs to be done, and he's a great, you know, leader, I think, in the center position. Like, can really let you know, show you all the details, because he's so experienced. Yeah. And then also, you know, Tibor is really talented, can do some different things. So, yeah, I think I can pick up some stuff from both. I obviously think I'm something, you know, in between. Yeah, yeah for sure. Can do a little bit of both, but yeah, I mean, they're great guys, and I'll be able to, you know, learn something from them for sure. The fit, style that Efes plays, I think it fits me really well. You know, they use a lot of their five men to, you know, screen and roll, pop, play with really good guards that can always find you and that are really good that, you know, they attract defense to, you know, focus on them. So that frees up a lot of space. And I just think overall the system fits me really good. Buradan anlıyoruz ki Efes iyi araştırmış ama Petrušev de iyi araştırıp gelmiş Efes'e. Tespitleri nasıl buldun Hakan? Gayet iyi. Yani o takımın uyum içerisinde o dönen çarkın içine girmesi gerektiğini biliyor. En azından o çok önemli. Bir de Sertaç'ın yaptığı işi ve koçun ondan beklentilerini, rol tanımını bence netleştirmiş durumda. Çok büyük beklentilerle değil ama kendi yapabileceğini bilen bir oyuncu. Yani bence o yüzden Efes'e geldiğini düşünüyorum. O yüzden koçun da ona eğer kendini kanıtladıktan sonra o özgürlüğü yaratacağını da net farkında. Zaten yani Ergin Ataman'ın en iyi yaptığı işlerden biri oyuncunun kendini rahat hissetmesi. Yetenekli oyuncuya yol açmak değil mi? Ve en iyi yaptığı işi yapmasını sağlaması.
O yüzden bence güzel bir birliktelik olacağını düşünüyorum ben. Tibor peki, şimdi Petrušev alışana kadar Tibor böyle rotasyonda öne çıkar mı? Çıkabilir yani Anadolu Efes'te. Yani Ergin Ataman bu konularda çok rahat. Yani bir oyuncuyu merkeze koyup onun etrafından hareket eden bir koç değil. Yani hemen anında çözümü bulup takım içindeki düzenlemelerle her şeyi farklı noktaya getirebilen bir koç. Şimdi böyle olduğunu düşünürsen yani Petrušev için de en iyilerle oynayacak. Yani bir kere öyle bir durum var. Yani en iyiler derken şunu söylemek istiyorum. Pozisyon oynamasını bilen oyuncular var. 4 tane topa yön veren oyuncu. Aynı zamanda maçı oynamasını bilen takım halinde hem bir staff hem de oyuncu grubu var. Yani bu Petrušev için de bence yani kazan kazan mantığında gidebileceğim bir nokta. Ha bir de ya orada o özgürlüğü bulunca Petrušev yürüyebilir değil mi? Yani ya yetenek olarak var kapasitesi. Ya pozisyon oynamayı bilen bir takım olduğu için ona mutlaka pozisyon gelecek. Yani şimdi Larkin'e bir yerde önlem almak zorundasın. Simon'a ikili oyununda potaya süpürerek gittiği zaman bir önlem al. Sadece o doğru açılarda bulunmayı öğrenmesi gerekiyor. Şimdi Simon zaten ona söyler. Sen şurada dur diye bir ufak bir ince ayarı. Sertaç'ı nasıl kullanıyordu hocam, ya? Petrušev'de şöyle bir skorer içgüdüsü var. O şimdi ekmeğin nereden geleceğini gördükten sonra o kendi de öğrenir. Bakıyor top oraya geliyor sürekli, oralara gitmeyi öğrenir yani. Petrušev'de öyle bir içgüdü var bence. Yeter ki o özgürlük verilsin bence, kritik nokta o. Yani şunu düşünmek gerekiyor. Günümüzde artık 5 numaraların tanımı değişti. Yani şut atmayan 5 numara. Zor. Yani şimdi önüne bir tane yeni bir uzun geldiği zaman hani arkası dönük oynatmak yerine hadi gel şutunu da çalışalım demek zorundasındır. Yalnız bak kadroları çıkardık. Bu sene ilginç, çok atletik, eski usul. Hani yeni Kyle Hines'ı aramaya, yeni Bryant Dunson'ı aramaya yönelik transferlerde çok. Ama oradakilerin hepsi ikili oyunları çok iyi oynayan, üstünde baskı olduğu zaman çabuk devrilen uzunları kullanmaya yönelik. Ama o topu yanlış yerde verdiğin zaman da bir top hata kaybı. %100 olur. Yani transfer yapısına dönünce bir Euroleague bence 6-7 sene öncesine döndü uzun transferlerini genel olarak değerlendirince. Yani o biraz bence oyuncu artık kalmadı. NBA'den kaynaklanıyor. Yani NBA'de evet uzunlar şut atıyorlar. Artık o çabuk devrilen uzunların da rolü kısıtlanmaya başladı oralarda. Yani evet. Tamamen rebound alıyor, koşuyor. Rebound alıyor, koşuyor. Al, yani kendi bir hattı var. Onda gidip geliyor yani. O yüzden hani Petrušev için de ileride bir NBA düşünülüyorsa bence doğru organizasyon. Zaten NBA düşünülüyor aslında. Gördüğüm kadarıyla öyle de. Yani. Philadelphia'nın oyuncusu, Philadelphia haklarını elinde bulunduruyor. Yani Philadelphia'da Efes'le böyle çok ilginç bir ilişkisi oldu. Daha önce Furkan Korkmaz'ın vardı yine hakları onlarda. Dario Saric, Phoenix'te miydi Dario Saric? İlk başta Philadelphia'daydı Dario Saric'te. Yine onun hakları oradaydı. Sürekli geliyorlar. Bir ara Mitz için hakları yine Philadelphia'daydı. Şimdi de burada Filip Petrušev'in hakları var. Sanıyorum Efes'ten ya da bir Efes onları takip ediyor, bilmiyorum. Yani Philadelphia şöyle mi diyor? Bize gelmek istiyorsan Anadolu Efes'e git. Biz oradan. Koç senle oturduk Daryl Morey ile birlikte yemek yedik yani. Şu anda Daryl Morey'nin sence Avrupa basketboluyla alakalı işte yok Efes'miş, şuymuş, buymuş öyle bir hissiyatı var mı? Yok. Hiç yok değil mi? Sıfır. Yani sıfır. Neyse biz dönelim şimdi Tibor Plyce'a. Tibor Plyce da az önce bahsettiğimiz o Filip Petrušev'in takım içinde bulduğu özgürlük, Ergin Ataman'ın ona verdiği özgürlük hakkında konuşuyor. Didem Gürsel'in sorusu üzerine söylediklerine bakalım şimdi. Play the basketball. I mean he's not tell me okay, I just remember like there was one moment when I played in Galatasaray and I was practicing three point shots. It was like in the preseason and he said like, hey, I know you're a tall guy and I know that you can shoot, but can you not go under the basket? I said like, hey, coach, I have to practice my shot. And he said like, and Ataman said like, I think it was like 8 shots. He said like, hey, if you make 8 shots in the row, I'll let you shoot one shot a game, one three-point shot a game. So I said like, okay, deal. I shoot, I think like 10 in the row. And he said, okay, you have one shot per game. You can shoot on the, like from the three-point line. So he really understand that I can shoot, but I can be under the basket as well. So I can help the team in many ways. So that was, he just let me play. Like I had some coaches in the past who told me like, hey, just be under the basket. That's your position, you're tall, be there, that's it. Then I was in the summer league, for example, in USA, and they said like, just stay outside and shoot. Don't go under the basket, just shoot. We want you to shoot.
And he just let me, he gave me the freedom just to do whatever I wanted. Like, I can shoot, but I can be in the basket as well. I'm a person who is kind of like, is it called like the English word chameleon? Chameleon? Uh-huh. Like, I just form myself to the situation. Yeah. So some players, sometimes they play really aggressive. So I tried more to be under the basket, but some players, they are playing show up like the opponents. They really jump out. So I have my space for the shot and I can shoot as well. So I like to be like able to do everything, but always perfect for the situation. Tibor Plaj, bu kalemun olmak için biraz fazla uzun değil mi yani? Niye, renk değiştirebilir mi acaba? Her türlü diyorsun. Yani. Düzene ayak uydurur. Ya tabii burada ne kadar özgür bürür, ne kadar yani hani ne yapmak istediğime izin verdiği için böyle bir minnet duyduğunu hissediyorum. Tibor gerçekten çok ilginç bir karakter, çok sevdiğimiz bir karakter. Ama söylediği de o anekdot için ne diyorsun? Üst üste yani, 8 şut atarsan bir tane deneyebilirsin diye. Kusursuz. Yani oyuncuyla yani şimdi bunu zaman zaman Obradovic'in de söylemlerinde oyuncuyla bu hani biraz amiyane olacak ama pazarlık diyelim. Yani bunlar her zaman yapılır. Yani bu sağlıklı bir diyalog. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani Ergin Ataman bunu Tibor'a hakkı verir. Tibor da her maç kalkıp 6-7 tane üçlük atarsa o öyle olmaz yani. Tabii bu biraz da hani Tibor'un da sınırlarını, haddini bilmesinden kaynaklı. Senin oldu mu hiç böyle? Şimdi sen de yani çok normal olmaz. Oyuncularla çalışmadın antrenörlük dönemini hatırlıyorum. Şöyle bir şey, hani kimse hatırlamaz tabii 15 sene önce de ama işte Elamin 1.78. Hani kısa oyuncuların en çok sevdiği şey arkası dönük oynamaktır. Yani post-up yapmak istiyor. Ama 1.78. Yani maç güvenleşti, 8-10 sayı olur. Böyle bakardı bana, bir tane setimiz vardı işte arka potaya yakın bir pozisyonda. Bakardı bana, oynayayım mı derdi. Göz göze gelirdik. Oyna hiç. Lanet olsun oyna. Tamam oyna ya. Oyna diyorduk tabii mecburen. Oynuyordu. Fena da oynamıyordu ama genellikle sayı olmasa da oynuyordu yani. İzin veriyordun. Yani, o lazım mı peki? Yani ne yapacaksın ki? Sonuçta sahadaki oyuncunun atacağı atışa kalıyorsun. Yani onun kendini iyi hissetmesi demek, takımın kendini iyi hissetmesi demek. Soyunma odasındaki maç dışı alanlarda oyuncuların birbirlerini desteklemesi demek. Takımı ön plana çıkartman demek. Aslında bunların hepsi bir domino etkisi, birbirini tamamlayan şeyler. Hele hele günümüz basketbolunda, yani Euroleague'in bu kadar keskin, yıpratıcı bir lig olduğunu düşünürsen, en ufak detaylar bile... Bu oyunlar lazım diyorsun. Ya bak, röportajda benim için en önemli şey Tibor'un sonunda söylediği laf. Burası mükemmel bir yer. Bitti diyorsun. Bitti. Efes'in mottosu gibi. Benim yerim burası diyor aslında. Yani bunu herkese söyletemezsin. Hakan, sen oyuncu olarak böyle bir pazarlık yaşadın mı hiç antrenörlerine? Yani bir kere oyuncuyla antrenörün ilişkisi çok önemli. Bu soruyu sorabilmek önemli bir konu. Yani ben böyle bir ilişki mesela bir tek Ahmet Çakı ile yaşadım. Koçlar genelde bu soruyu çok sormazlar. Yani sen neyi istiyorsun ve neyi yapabilirsin sorusunu sormazlar. Çünkü o zaman kontrolü sana genelde şut atma mı diyorlardı? Yani top kullanma mı diyorlardı? Bazı takımlarda diyorlardı. Bildiğim bir şeyler var galiba. Vardı. O söyler mi diye bekliyorum. Az televizyonda eleştirmiyorum şimdi yani. Var değil mi? Ya olmaz olur mu? İzliyorum geçenlerde işte Sinerji'den, İnstat'tan. Ayıp olmuş yani. Ya. Neyse, o konuyu bırakalım. Ama şöyle bir şey var. Bu hakikaten çok önemli. Çünkü eğer oyuncuya bu soruyu soruyorsan, oyuncunun performansı sadece yukarı taşımıyorsun. O değerli de hissediyor kendini. Michael Jordan galiba, yani yanlışım olmasın. Yani Ergin Ataman çok egolu bir koç. Michael Jordan bir söyleminde diyor ki, en tepeye çıkman için, yani büyük oyuncu olabilmen için çok ciddi bir egoya sahip olman lazım. Orada kalabilmen için de egonu kontrol edebilmen lazım diyor. Şimdi Ergin Ataman o çok ciddi bir egoya sahip ama o egosunu da çok iyi kontrol edebilen bir koç. Yani karşındakine sen ne istiyorsun sormak sorusu hakikaten çok bir cesaret örneği bir ama koç ona için. İstediğini verirken de kendi kurallarını da veriyor. Bence esas mevzu o burada. Ya bütün o da, bu hikayede çıkardığı şey. Ya 18 yaşında Mutlu Demir'le ben çalıştım ondan sonra. O da üçlük atmayı seviyordu. Ama her ribaundu alıp kısaya verdikten sonra göz göze gelip abi üçlük atayım mı diyerek gidiyordu öbür tarafa şimdi. İşim, atma canım benim, atma evladım. Atma canım demek zorunda. Yani bu iş, yani o diyaloğun evet olması çok sağlıklı ama bir yerden belirli sonra sınırlar. Da yani sınırı çizme. Yani bu şeye benziyor, çocuğun da gelir senden bir şey ister.
evet dersin, çok güzel. İki gün sonra başka bir şey için o evet'i kovalar. Hayır'ı yanlış kullandığın an o evet'e dönene kadar o ilk dediğin evet senin için bağlayıcı bir durum olur. Sen anladın bunu. Ben hayır diyemiyorum. Ben de anladım. Yazlı sabahları bazen işte belirli dakikalarda video izleme ritüelimiz var. Michael Jordan videoları izliyoruz. Bir de Chicago Bulls'un maskotunu çok seviyor. Benny the Bull videoları izliyoruz. Sabah bugün yine çok erken uyandı. Geldi işte 6.30-7'ye doğru. Babacım Michael Jordan uyanmış mıdır acaba? Çünkü bir önceki sabah hayır çok erken şu anda izleyemeyiz demiştim. Uyanmış mıdır acaba Michael Jordan, izleyebilir miyiz diye. Güzel öyle soru. Gelmişti. İyi zorladı ama yok yemedim, uyanmadı, daha uyuyor dedim. O bir yerde gider. O bir yerde gider, sen rahat ol. İki sene sonra anneden Seda'dan o izni alır. Sen olur, merak olur etme. Olur mu diyorsun? Abi sonu yok ya. Yani sonu yok. O yüzden yani oyuncu da aslında yaşı ne olursa olsun çocuk gibi yani. Hani maçı kazanırsın, öbürsü gün hani futbol oynayalım dediğin zaman herkes mutlu ağzı olur diyorsun. Ya, şimdi yabancı bu arada Efes'te de en iyi futbolu en iyi oynayan Kruno Simon'muş. Öğrendim. Simon hatta böyle yazın halı sahalar yaparlarmış Hırvatistan'da. İkinci, üçüncü lig oyuncuları arkadaşları olurmuş. Onlarla beraber oynarlarmış. Diyordum sen nasıl oynuyorsun peki, nerede oynuyorsun? Ya diyor ufacık ufacık adamlar pır pır koşuyorlar her tarafa. Onları koşturamam ben diyor. Ben alıyorum uzun top oynuyorum hep diye öyle anlatıyor. Futbol genç basketbolculara söyleyeyim. Futbol çok faydalı bir şey. Basketbola da yani. Manu Ginobili en büyük örneği işte. Yani çok şey ama Amerikalılar yani boş kaleye vuramadıklarını düşünürsen onlar bile oynamak istiyorlar. Yani o derece yani. Peki bu antrenör ilişkileri açısından ilginç açıklamalar var bu hafta. Onlardan birisi Adam Hanga. İkisi de aslında Real Madrid'den geldi. Hanga'nın bir açıklamasını görelim mi? Önce onu okuyalım. Bakalım neler söylemiş Adam Hanga. Barcelona'dan Real Madrid'e transfer oldu. Kaynağımız DAZN, İspanya'nın yayıncısı. Pablo Laso size daha çok özgürlük alanı veriyor. Şaras Yasikevicius ise daha katı. Rolünün gereğini yapman gerekiyor. Laso ile yeteneğini daha çok kullanabiliyorsun. Bundan daha çok keyif alıyorum. Adam Hanga'nın açıklamaları. Bir de Toma Örten'in açıklaması vardı. Aslında o da bu sabah karşı gördüm onu da. Saygı görmediğini söyledi. Yasikevicius beni sevmiyordu, Laso seviyor şeklinde bir açıklama. O da Toma Örtel'den. Soru bize gelmez değil mi? Gelecek işte. Yani Örtel'i seviyor musunuz? Yok, gelmeyecek. İyi, süper. Yani annesinden sonra tek seven insan olabilir. Ben o zaman. Ne diyorsun Hakan? Yasikevicius, yani Hanga gibi bir oyuncunun ki disiplinini hani profesyonel bir oyuncudan bu tip bir şey duymazsınız normalde. Hep saygı dolu konuşurlar. Yine bir saygısızlığı yok ama çok ilginç. Yani Yasikevicius hakkında eski bir oyuncusunun böyle konuşması, üstüne bir de Örtel'in böyle konuşması çok ilginç. Yani Yasikevicius'un oyuna tutkusu çok üst seviye. Ve saha için çok büyük bir lider olduğu için oyuncuyken şu anda da aynı şekilde yönetmek istiyor. Yani oyuncuların orada kendi sözünü söylemesine pek izin vermiyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. O yüzden bazen oyuncuları yoruyor. Şimdi bir yerden bir yere getirdiği oyuncular için bu kabul edilebilir, sineye çekilebilir bir durum. Yani Brandon Davis mesela. Yani kariyerine çok ciddi bir katkı var Brandon Davis. O yüzden Brandon Davis bunu görmezden gelebilir. Yani çünkü onu zaten milyon dolarlık oyuncu yapan o sistem öyle diyorsun. Ama zaten olmuş bir oyuncuyu oynatabilmesi için onun da kendini ifade edebileceği alanları ona zaman zaman vermesi gerekiyor. Ki o ilişki çok sağlam bir şekilde kurulsun. Ama işte Yasikevicius bunu biraz yani tecrübeyle beraber daha bir kendini sınırlandırabilir mi onu bilmiyorum. Ama biraz bunu değiştirmesi gerekebilir kariyerinde. Koç? Yani talihsiz bir açıklama. Yani Hanga'nın açıklaması mı? Bence talihsiz. Neden? Konuşulmaz değil mi eski hocan hakkında? Yani hem konuşulmaz hem yani şimdi yıldız yani Mirotić derse üstüne düşünürüm. Abi Hanga'nın zaten sınırları belli, anladın mı? Biz de yani, konuşuyoruz sana. Sana ne özgürlük verecek yani, diyorsun. Hanga'ya yani özgürlük versen ne olabilir? Yani Hanga'ya dedin ki tamam baba bu takım senin. Buyur oyna, bizi şampiyon yap. Olma ihtimali var mı? Ama bence doğru. O rolde de olmak istemiyor ki. Abi o zaman gidecek daha küçük bir takıma. Sen doğru. Barcelona'da oynuyorsan Mirotić atacak. Higgins atacak. Davis top atacak. Kalatis düzeni kuracak.
Ondan sonra Hanga gel bakalım diyeceksin. Şutörler, Kuriçler, Abrines'ler şutlarını bulacak. Sistem işleyecek. Yani şimdi Hanga'nın bunu söylemesi bence talihsizlik. Yani haddini bilmemek. Yani şimdi Lasso ona özgürlük verdi. Yani özgürlükten kastı ne olabilir? Açık sahada bunun gidip bitirdiği pozisyonlar var. Ceza atışlarını zaten bir şey demiyordu Yasikevicius. Orada da kullanmadı. Atamıyor ki, ceza atışları var mı Hanga'nın? Atıyor. Girip girmemesi önemli değil. Atıyor ama yani. Kullanmasına izin vermek zorundasın. Atıyor bunları. Bir de savunma yapıyor. Yani Hanga'nın yıldız, bir üst düzey yıldız oyuncunun söylemesi gerekeni ben söylediğini düşünüyorum. Yani şöyle, yani ben bunu Mirotić söylese, Kalatis söylese, Higgins söylese. Derim, haklılar derim ama bunu Hanga söylediği zaman ben geçiniz derim yani. Valla bu yani doğru, benim de kendi düşüncem bu. Bu arada Hanga'nın söylediği. Ben bunun, yani Hanga bu arada Pesic'le de aynı rolde oynuyordu. Farklı bir şey oynamıyordu. Bu bence Barcelona'nın soyunma odasından çıkan bir söz. Ben Hanga'nın düşüncesi olarak almadım ben bunu. Yani bu Mirotić'in de bence düşüncesi. İşte benim Kalatis'in de düşüncesi. Onların sözcüsü mü oldu onların diyorsun? Onların sözcüsü oldu. Takımdan ayrıldı. Ben gittim bari onları mı kurtarayım diyor. Yani kurtarmak değil de bu sadece çünkü ya Pesic'le de aynı oynuyordu Hanga yani. O zaman belki. Ama Pesic'in oyununda detay çok azdı. Yani detay seviyesi ne kadar farklı değil mi Pesic'in oyunuyla? Belki orada kendini daha özgür hissetmesi bu yüzden mi acaba? Yani bir yerde detay daha az olunca daha mı özgür hissedersin? Daha rahat olursun. Yani geçen sene hatırlıyoruz ya. Yani Mirotić'in kenarda olup Roland Smith'le oyunun sonunda oynadığı anlar vardı yani. Şimdi bu bence Hanga'nın düşüncesi değil yani. Futbola gel abi. Pep'in takımında oynuyorsan ya ben özgürlük istiyorum diyebilir misin? Orada görev tanımı böyle. Diyemezsin. Türkiye'de de oldu. Mourinho'nun takımında diyebilir misin? Türkiye'de de oldu. Ya böyle bir açıklama da geldi Türkiye'de biliyorsun. Junior Kaysara Başakşehir'de Aykut Kocaman'la alakalı. Hani biz hep savunma öncelikli oynuyoruz. Biraz daha hücum odaklı olmamız lazım şeklinde. Kadro dışı bırakıldı sonrasında. Abi bak. Yani siz... oyuncuların bu tip konuşmaları oluyor aslında. Tamam, Barcelona'ya gittin. Tamam mı? İbrahimovic yapamadı. Evet. Henry... Ben düz çizgide gidip geliyordum diyor yani. Anladın mı? Yani yapamazsın. Bir yerde sistem varsa, koçun oynatmak istediği basketbol net bir şekilde varsa senin değişmen gerekiyor. Doğru. Bunun en güzel örneği Bobby Dixon işte. Karşıyaka'daki oynadığı oyunu gidip gösterebildi mi? Var olmak için değişti. Değişti. Obradovic ama onu ikna etti. Demek burada şunu eleştirebiliriz. Yasikevicius ikna edememiş. Hangi ikna edememiş? Edemez. Ha? Barcelona'dan çıkıp Real Madrid'e gitme lüksü var. Yani şey, yani diğer örnekte seviye atlıyor abi. Orada ilk, yani motivasyon çok daha fazla bence. Ya ben çünkü şu anda bu kadar az bir oyuncu havuzu varken EuroLeague'de olmuş bir oyuncuyu bence böyle, yani değişeceksin demek çok böyle artık şey değil. Yani realistik değildi bir düşünüyorum ben. Ha, sen artık ama oyuncuya göre mi sistemden yansın? Ben aynı şekilde. O zaman NBA. Ha, Bobby de Türk olmuştu ama. Yani öyle diyorsun da Bobby de Türk olmuştu ve hani o seviyelerde o kontratları garantiydi. Bobby değişmek zorunda değildi. Fenerbahçe'sinde yani EuroLeague şampiyonu. Fark etmez, Türk olmuştu. Bak, kenarda dururdu. Yani şimdi Duran yok muydu yani? Duran çok var. O yani bir seçim. Yani o orada Bobby istese o kontratı garantiydi. Onu demeye çalışıyorum. Tabii tabii. Oynamak anda, oynamak istediği için değişti. Kesinlikle öyle. Yani zaten yani kariyerinde baktığımızda Bobby'nin yani geldiği başlangıcı ve geldiği nokta onun zaten karakterini gösteriyor. Ama abi şimdi bir yandan da hani Wilbekin gibi bir karakter var. Özgürlüğü veriyorsun. Seni hiçbir şekilde yukarı taşıyamıyor. Bu sene en güzel örneği CSK'da Şivet'te göreceğiz. Bakalım evet, o fedakarlığı evet. Yapacak mı yoksa yapmayacak mı? Yapmayacak mı? Ne diyorsunuz? Yani bence yapacak. Bence de yapacak. Monaco'da Mike James yapar mı? Yok, yapmaz. Maça gelirse yapabilir. Maça gelirse yapabilir. Monaco Monte Carlo'da oynamıyor ama maçlarını. Yakında oynayacaklar. Çünkü o salon uygun değil. Ama genelde Monte Carlo'da yaşıyor olacak tabii. Monaco'da yaşıyor olacak. Yani siyah gözlüklerini takar, gelir maça. Oynar gider yani. Marka kıyafetler, çantalar falan. Tek ayakkabıyı tamam, geçeyim mi sezonu? Dışarıda aynı ayakkabı, salonda aynı ayakkabı. Tasarruf amaçlı mı? Tamam. Olabilir, Mike James'e çok ikna olmadınız siz anladığım kadarıyla. Ya geçen sene olağanüstü oynadı. Ama sonra sezonun bitişine baktığın zaman... Yok. Yok. Vardı ama yani Brooklyn'deydi. Orada da tamam evet rüzgar yaptılar da... Ne oldu sonra? Kalmadı. Monaco. Peki fikstürüne bakalım Efes'in. Fikstür sonrasında da bu bölümü kapatalım. Anadolu Efes'le ilgili bölümü kapatalım. Real Madrid deplasmanıyla başlıyor Efes. Sonrasında içeride CSKA Moskova, Asvel ve Milano deplasmanları, Kazan'la içeride Panathinaikos deplasmanı ve Žalgiris.
Ekim ayı bu şekilde geçecek. 30 Eylül'de ilk maç. Ekim ayı bu şekilde geçecek Euroleague'de Anadolu Efes'in. Ne enteresan ya. Playoff'ta oynadığı takım, Final Four'da ilk oynadığı takım sezona başlangıç oluyor. Evet, Efes için yüksek başlayacaklar. Özellikle Shane Larkin'in hedef maçları biliyorsun. İspanya deplasmanlarında evet, onu bambaşka bir Shane Larkin izleriz. Neler olacağını merakla bekliyorum ben de. Şimdi şöyle yapalım, bir ara verelim. Ara sonrasında Fenerbahçe-Beko'ya geçeceğiz. Fenerbahçe-Beko ile alakalı da uzun uzun detaylı analizlerimiz olacak. Kısa bir ara sonrasında karşınızdayız. Bin Euroleague devam ediyor. Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonu öncesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe-Beko'ya geçiyoruz. Fenerbahçe-Beko bu yaz gerçekten çok iniş çıkış yaşadı. Çok hikayeli bir dönem geçirdi. Fenerbahçe-Beko'yu uzun bir şekilde değerlendirmeye başlıyoruz koç. Öncelikle Igor Kokoşkov'un ayrılık süreci. Sonrasında Charles Georgievich'in takımın başına gelişi. Sonrasında yönetim içinde değişiklikler, Derya Yenler'in de asistan GM olarak takıma katılması, şimdi Jarko Çaparkap'a, Derya Yenler, Maurizio Gerardini gibi bir takım oluşmuş oldu orada basketbol yönetiminde. Fenerbahçe-Beko'da değişiklikler devam ediyor. Son olarak da Şeyh Muz Hazer'e ödenen bonservis bedeli, ciddi bir bonservis bedeli ve Şeyh Muz Hazer transferi. Fenerbahçe-Beko kabuk değiştirmeye devam ediyor. Obradoviç'ten sonra bunların olmasını görmek bence normal. Bir kimlik arayışı devam ediyor. Sadece hani Kokoşkov'un ayrılık sürecinin zamanlama olarak hani sırf Fenerbahçe için değil hangi kulübün başına gelirse gelsin çok ciddi bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Yani orayı nasıl yönetmek gerekiyordu veya olay nasıl oraya geldi sonuçta sıkıştığın, sezona başlayacağın ve transferleri yaparak Kokoşkov'la beraber hareket ettiğin bir durumda bir anda gelen böyle bir ayrılık. Yani ortada, bir anda mı olmuştur diyorsun? Bence birikim. Yani bu hani oluyor ya boşanmalarda da şiddetli geçimsizlik gibi bir şey oluyor. Ne olduğunu tam bilemiyoruz. Genellikle bu tip şeyler de aile içinde kalır. Ki bence en sağlıklısı aile içinde kalmasıdır. Sadece hani organizasyona zarar verdi. Şimdi bunu atlamamak gerekiyor. Yani sonuçta geçen sene çok iyi başlanmayan ama sonrasında olağanüstü oynayan bir Fenerbahçe. Kokoşkov'la beraber bir ritim. Sonunda yine Ceska ama diğer yandan da koronanın etkilerinin takım üstünde Kokoşkov dahil olarak yansıması. Şimdi bir anda Fenerbahçe'de yeni bir yapılanmaya gitmek zorunda kaldı. Ve zamanlama olarak da hareket edecek veya farklı isimlere gidebilecek antrenör sayısı da çok fazla yoktu. Koç ben buna katılmıyorum ya. Yani Fenerbahçe-Beko gerçekten Mark Stein ilk haberi yapan kişi. Mark Stein'in haberiyle mi öğrendi Igor Kokoşkov'un NBA'ye gideceğini? Yok. Daha önce bir bilgisi yok muydu Fenerbahçe-Beko'nun? Yani mutlaka vardır da yani, aile içinde tutmak istemişlerdir. Ben bunlara yani bazı şeylerin dışarı çıkmaması gerçekten lazım. Gerçekten Fenerbahçe-Beko'nun ilk konuştuğu antrenör Georgievich miydi mesela? Güzel yani soruyorsun değil da. Değil yani, değil. Şimdi yani hani bunları, biliyoruz. Şimdi İsmail, yani öncesi de var yani bu biz, olayın. O yüzden hani bir günde olmadı bu iş. Onu bir kere söyleyelim. Bir kere yani basketbol severlere şunu söylemekte yarar var. Biz burada her bildiğimizi söylemiyoruz. Söylemememiz de gerekiyor. Çünkü bizim için önemli olan marka değeri. Veya bunları söyleyecek bir mecra varsa bu Fenerbahçe yönetiminin kendisi çıkar. Biz resmi açıklamalar üzerinden gidiyoruz. Evet, ama bizim de hani bildiğimiz bilgiler doğrultusunda
Yani bazı şeylerin daha farklı şekilde algılanabileceği. Ama sonuçta bu esas olan Fenerbahçe basketbol takımı. Biz Fenerbahçe basketbol takımının başarısını, devamlılığını, paylaşımına bakmak zorundayız. Ama Kokoşkov'un da ayrıldığını düşünüldüğümüz zaman ayrılış şeklini, o zaman ileride bu gibi durumlara gelmemek için ne yapılacağına bakmak lazım. Şöyle de düşünün. Kokoşkov belki biraz daha önce bu kararı verip ayrılsaydı, büyük ihtimal taraftarın baskısıyla Partizan'la anlaşan Obradovic'i Fenerbahçe'nin başında da görebilirdik. Yani senaryolar, hani bazen toplantıya giriyor ya kurumlar, böyle beyin fırtınası, tahtaya aklına gelen her şey yazılıyor. Öyle bir şey yapsan, yani çok farklı yerlerde bir Fenerbahçe basketbol takımı da şu anda olabilirdi. Önemli olan nokta, Fenerbahçe basketbol takımı yine heyecan verecek bir takımı kurdu. Ha, kurulma şekli veya olayların getirdiği noktadaki bu tercihler bize sezon içindeki bazı şeyleri farklı olarak gösterecek. Bu arada Derya'nın da Fenerbahçe ailesine veya organizasyona dahil olması, hani bir Türk olarak beni mutlu etti. Yani artık bizden de bazı değerlerin buralarda sayısının artması gerekiyor. İşte Anadolu Efes'te Alper'in Euroleague'de en değerli yöneticisi seçildiğimiz, onu da tebrik edelim bu arada tekrar. Şimdi Derya'nın da orada var olması bence bizim açımızdan ülke olarak çok değerli bir şey. İki gün sonra belki Derya'yı orada göreceğiz. Diğer yandan Erdemcan'ın da NBA'ye gitmesi Utah Jazz'a, organizasyona, o da bizi ayrıca gururlandırdı. Ona da yolu açık olsun diyelim. İnşallah en kısa zamanda oradaki birikimlerini de ülke için geriye faydalı bir şekilde dönebileceği bir mecra, bir yer bulur ve bizimle tekrar olur. Hakan, sen ne dersin? Fenerbahçe'nin bu kabuk değiştirme süreci çok sıra dışı bir yaz yaşandı çünkü. Evet, dediğin gibi yani hikayesi bol bir yazdı. Özellikle Obradovic'in ayrılmasından sonra geçen sene, geçen sezon da hikayesi bol bir sezondu. Ama bence başarılı bir sezon geçirdiler Kokoşkov'la beraber. Ondan sonra takımın tamamen bütün transferlerini Kokoşkov'la beraber yapması, hatta yani Euroleague Switch ligi ona göre bir takım kuruyorum demiş ve bütün transferleri hakikaten kendi yaptı diye biliyoruz. Daha sonra ayrı dışı hakikaten çok tarihsiz oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin yani yine iyi bir koça gittiler. Georgiev'e gittiler. Çok oyunculuğunda çok üst seviye bir oyuncuydu. Ama açıkçası ben biraz daha orada, yani böyle bir krizde belki de Erdemcan'a o şansın verilmesi gerektiğini inanıyordum. Çünkü bir görmemiz gerekiyor. Yani Obradovic'in 6 sene Fenerbahçe'de geçirdiği sezondan sonra belki de o şans, özellikle böyle bir kriz anında, yani sezon başı Haziran'da olsa belki bunu veremezsiniz ama böyle bir kriz anında belki de o şans verilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü takım kuran ekibin parçası ve uzun süredir orada birinci asistanlık görevini götürüyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Yani kurmadığı bir takıma bu sezon sonu takım ben kurmadım ki derse Georgiev, bence o çok ciddi bir sıkıntı olur. Yani ciddi bir başarısızlık olur. Sadece Georgiev adına değil, yönetimsel de bir başarısızlık olur. Çünkü yani geçen sene bunu deme lüksü vardı Fenerbahçe'nin. Ama şu anda bu sezondan sonra, çünkü o zaman tekrar bir arayışa geçmek Fenerbahçe'ye 3-4 sezon, hatta Obradovic sonrasında atmasından korkuyorum ben. O yüzden umarım bu sezon geçen sene yaşadıklarından bağımsız olarak Fenerbahçe taraftarını da tadacak. Oyuncularla beraber koç. Çok ciddi bir itici güç Fenerbahçe taraftarı. Yani evde gerçekten bir ekstra oyuncu katkısı veriyor. Taraftarla beraber bütünleştiği ve o alışma sürecini çok çabuk atlattığı iyi bir sezon geçirir diye düşünüyorum ki üstüne koyarak devam etsin. Peki ben sezon öncesi röportajlarında Koç Georgiev ile konuştum ve bu konuları, işte sizin kurmadığınız kadro, geliş hikayeniz nasıl oldu gibi bölümleri de konuştuk. Onunla alakalı yaptığı açıklamalar var Koç Georgiev için. Onu şimdi dinleyelim. Well, it was a time that was needed to establish the certain conditions from one and the other side, completely normal. So I was very calm. Maurizio Gherardini pick up the phone, explain the process, explain the club, explain his idea. We met in Treviso. We talked, spent 2 days in talking. I always love to talk to Maurizio, even when he was not my
boss, let's say. Then Sertac came, President Sertac came. We met even there. We talked about everything. They explained their ideas, their views, their ambitions. And I understood that it's not about me and my career, but it's about this club. It's about this Fenerbahçe bringing something to the good of it. And I loved it because, everyone is looking for a new challenge. Everybody likes to be challenged, live above the expectations sometimes. Do your best and be recognized for it. And it was definitely a no-brainer for me. Last 6-7 years, whatever it is, I'm doing my stuff the best I can. And right now, when I have to do it again for a great club like Fenerbahçe in Istanbul, the city that never sleeps. Yeah. Seems like you guys are always in the car. Yeah, for sure. And did you nice choose a close home to arena? Yes, yes, yes. So yes. You won't drive? No, 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 no. I'll use my time for something, something else. But I'm looking forward to really get to know each other. I spend with Gigi D'Atome a day in Sardinia. Actually, we were close, so I asked him a lot of things about it, and he really loves you guys, and I know you guys love him. So this was it, you know, normal, regular development of the situation. After that, I presented myself with my who I am, what I represent. Met with Başkan Ali Koç, Sertac, with Maurizio all the time. We're talking. I'm very grateful, for the opportunity. And this is it. This is a roster that you didn't build. Is it a challenge for you, or like I said, or before, are you gonna say that during I will the season? Never say, hey, no, this no, is no, not no, no, I will never say. Don't. I don't like. Excuse. One of my motives, no excuses. No. Why excuses? These are the great players. You know, coach, we gave you this one's work. Show how good you are. Well, so simple, you know. You have ingredients, make the soup of it, like we like to say, you know. Yeah. But yes, but I don't have the onion. Make it the best it is, you know. Gain your one star, Michelin star, and you'll be a good chef. That's what it's all about. Koç Georgievich'in açıklamaları bu şekildeydi. Peki elindeki içeriklere bakalım o zaman. Hani çorba yapmak için her şey uygun mu diye Fenerbahçe'nin kadro derinliğini ekrana getirelim. Koç, sence Georgievich'in elinde çorba yapmak için her şey var mı? Her şey var ama bir oyun kurucu daha gerekebilir. Öyle mi diyorsun? Sen 4 numara diyeceksin büyük ihtimal. Ben bir oyun kurucuya ihtiyaç olduğunu. Ben oyun kurucu ve 4 numara diyorum. Yani ayrı ayrı değil. Bence 2 tane ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin 2-3 tane maçını seyrettim. Bir kere Georgievich çok iyi niyetli ve bence oyuncuları daha görmek istiyor, tanımak istiyor. Çok müdahale etmiyor. Ondan sonra pozisyonlarını veya hangilerinin ne yapacağı şeklinde. Ama daha adaptasyon kısmında eksikler var. Ama zaman da o kadar dar ki bir an önce karar vermesi gerekiyor. Gözüken yine geçen sene olduğu gibi De Colo'ya bağımlı bir takım olacak. Onu nasıl üstünden gelecek zaman gösterecek. Hakan'ın biraz önce taraftarın 6. güç olduğunu veya takımı yukarı çektiğini söyledi. Kokoşkov'un belki de en büyük şansı bence geçen sene taraftarın koronadan dolayı salonda olmamasıydı. O kriz anlarında değişik reaksiyonlar da verebilirdi. Bazen çok yani büyük taraftar desteği olan takımların yaşadığı sorunlar bu da olabiliyor. Yani taraftar seni futbolda orada da görüyoruz. Şimdi duygularla taraftarı biraz daha farklı. Evet, duygularla tabii yaşayan bir toplumuz ve orada hani bu geçiş sürecinde veya adaptasyonda kendine ifade etme sürecinde taraftarın homurtuları da olabilir. Onları iyi dengelemek gerekiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe taraftarının artık bir basketbol hafızası var. Kültürü de var. Yani sürekli yapılan Final Four'lar, sürekli gelen başarılar. Yani mükemmeli görmüş bir taraftara
Orada en ufak bir detaydaki bir aksaklık veya bir oyuncunun yaptığı basit bir şey gözünden kaçmaz. Oradaki tolere ve kredi kısmı çok önemli. Hakan sen ne diyorsun? Kadro derinliği Fenerbahçe'nin bu sezonunki hedefleri için yeterli olur mu? Göreceğiz. Yani şöyle ben de hemfikirim. Nando ve Vesey'in etrafında dönecek olay yine. Ama geçen sene şimdi Kokoşkov tarz olarak zaten NBA tarzı olarak o basketbolu oynatmayı tercih eden bir koçtu. Yani bir iki tane oyuncunun etrafında diğer yan rolleri çok iyi kullanarak hatta yardım savunmasını belki de en iyi kesen hücum setlerini uygulayarak sezon içerisinde geliştirme göstererek iki oyuncunun değerini çok yukarı çekti. Çok böyle oyun kurucu etkisinin hissetmedik biz. Yani hissettik 3 seviye için ama yine Final Four'un kapısından dönen bir takım vardı. Yani full kadro eğer CSK ile karşılaşmış olsaydı belki şu anda farklı bir Fenerbahçe sezonu konuşuyorduk. Şu anda oyun kurucusu yok Fenerbahçe'nin bence net bir şekilde. Yani Sheamus geçen sene oyun kurucu oynadı mı? Oynadı. Ama o pozisyonun duygusunu biliyor mu? Bilmiyor. İsmet... O zaman oraya gelin. Madem oraya geçtin yani hani sen getirdin konuyu milli oraya. Milli takımda Orun da Sheamus'u bir oynattı. Şimdi o bir yani sağ olun açtınız konuyu. Georgevic'e sorduk oyun kurucuyla alakalı görüşlerini. Sheamus Hazar transferi ve oyun kurucu ekseni etrafında koçun ilginç fikirleri var. Onları dinleyip onun üzerine konuşalım. So but like there might be a chance that Sheamus Hazar might be getting minutes from the point guard spot. Is it possible? Like in there's the no national other chance. Team. There's no other chance. He'll have so to learn that, of course. Point guard. Of course. I was taking that as a when I saw him, when I scouted him personally and when I saw his physical possibility especially and this is one of my ideas, and I think that's something that your national team might take advantage of. They tried actually in the Olympic qualifiers, but some small. Well, it's a process. It's a process. He has to embrace it. He has to understand, and it's more than making him play in the position one. It's making him understand the game from that position, or understand the game from the head of the coach who was so point guard in that position. So I don't know if I explain and so as a coach. So it's you know that's what I love to achieve with the players. You know, to make them think. Then I did a good job. You understand? That was one of the goals with Payo. Coach Georgevic'in açıklamaları bu şekilde Sheamus'la ilgili. Hani koçu da fena oyun kurucu değil de oradan onun kafasındakileri biraz anlar diye söylüyor. Fena değil, süper yıldızdı ya oyun kurucuyken. Yani seyrettiğimiz en iyi oyun kuruculardan yani o dönemin. Üst düzey oyun kurucuydu gerçekten. İşte ama her koç da özellikle oyun kurucu oynayıp buralara geçtiği zaman hani normal olmuyor. Bir arada böyle bir testler oluyor. Yaparım diyor değil mi yani? Sheamus'tan da yaparım diyor. Ya, onu da oyun kurucu yaparım. Antrenörler de yani meydan okumayı seviyorlar kişisel olarak. Bir oyuncunun pozisyonunu değiştirme, onu farklı bir şekilde oyun içinde değerlendirme. O zaman şunu soracağız. Sheamus onu oynamak için hazır mı? Veya sezon onu hazırlamak için ona o dakikaları verecek mi? Sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Yani şimdi yola çıkılmışken negatifin üstünden gitmemek lazım. Ha bu olacaksa o zaman Sheamus'un sahada yapacağı hataları kabul etmemiz lazım. Yani şimdi baskı altında top kaybı yapma ihtimali daha yüksek oyunu kurmaktan. Çünkü sol eli çok kuvvetli değil. Açık sahada topun aksettireceği ve oyunun akışını yönetmede daha eksikleri var. Savunmada daha topun karşısında dengeli bir kısanın durabilecek aksiyonda değil. Topsuz oyunu geliştirmesi lazım. Öte yandan bunlar olurken şutunu veya skorunu atabileceği pozisyonları da kendi portföyüne eklemesi gerekiyor. Bunu sadece oyun kurucu pozisyonu için söylüyoruz. Sheamus'un oyun kurucu pozisyonunda yaşayacakları için söylüyoruz. Ama Sheamus'a bu bonservislerin verilmesini sağlayan bir yetenek seti de var. Çok büyük bir başarısı Sheamus, da var. Ne yapar onu da söyleyelim ki hani negatifin üzerinden gitmek gibi olmasın Sheamus, onu da vurgulayalım yani. Sheamus son buraları hak eden bir oyuncu çünkü. Son zamanlarda ülke basketbolunda bizi heyecanlandıran, daha keyifli bir şekilde seyredeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Bir kere
enerji kısmında o kadar müthiş ki, bir de karakteri falan pırıl pırıl. Özgür bir ruh sahada. Yani görebileceğin en iyi insanlardan. Oyun olarak da gelişime açık ve geçen sene başladığı ile bitirdiği arasındaki basketbola bakarsan bir olgunlaşması da var. Gelişim yani de var, ikili evet. Oyunlar oynaması, kritik anlarda attığı şutlar, kalitesi, yani gelişiyor. Ama diğer yandan şöyle bir şey, sete set kaldığı zaman Fenerbahçe, bunu oynayacak oyuncular belli. De Colo, Guduric. Takım Henry, Pierre Henry de var. Sen koymuyor musun? Ben Pierre Henry'yi oraya koymuyorum. Fenerbahçe'nin asıl gelişmesi gereken yön, set oyunu içinde sabit şütörleri kullanmak yanında koşabileceği bir basketbola sahip olması. Pierre Henry koşabilen bir oyuncu. Şayok koşabilen bir oyuncu. Polonara inanılmaz şekilde koşan bir oyuncu. Bartel'i bile oraya dahil ediyorum. Ve Şehmuz var. Bak, Şehmuz'u koşan bir oyunun içine koy. Rakip takım şöyle, ya yeter artık dedirtebilecek kadar enerjisi ve oyunun içinde varlığı var. Hakan, sen ne düşünüyorsun? Şehmuz'la bireysel antrenmanlar da yaptın. Yakından da tanıyorsun oyuncuyu. Koçun söyledikleri özelinde bu planda, bu fikirde senin fikirlerin ne olacak? Ya bir kere koç eğer Şehmuz'dan bizim amini takımımıza alıp taşıyabilecek bir oyun, o pozisyonu dolduracak bir oyuncu yaratırsa bence Euroleague şampiyonluğu kadar bir başarı. Allah razı olsun. Çünkü yani bu kadar oyun kurucu sıkıntısı çeken bir milli takımımız altı bir jenerasyonları da öyle varken eğer hakikaten oraya çıkartırsa müthiş bir başarı. Yani en son Ivković Furkan'a kariyeri anlamında böyle bir dokunuş yapabilmişti. Rahmetli Ivković. Şimdi diğer evet, taraftan Şehmuz'un geçen sene yaptığı o it's a process dedi. Yani bir süreç bu dedi. O prosesi, geçen seneki prosesi çok çok iyi geçirdi Şehmuz. Yani sezonun ilk yarısında oyun kuruculuk içgüdülerini çok hissedemedi. Ama ondan sonra gerçekten orada oyun kurucu gibi oynadı. Ama Euroleague seviyesi farklı bir seviye. Euroleague'de topu getirirken detay çarpı 10, adrenalin çarpı 10 ve orada o oyun kuruculuk duygusunu hissetmek kolay olmuyor. Yani ondan zaten Anadolu Efes'te ve Fenerbahçe'de bazı oyuncular ligde çok daha fazla süre alırken Euroleague'de koçlar güvenip onlara gidemiyorlar. Çünkü oradaki seviye hakikaten dönen bir çark var ve sürekli dönüyor. Şey, koşu bandı gibi düşün. Yani eğer yavaş olarak adımını oraya atarsan düşüyorsun. Evet. Şimdi o hıza adapte olması lazım oyun kurucu pozisyonuna Şehmuz'un. Şimdi burada aynı noktaya geliyoruz. Yani Fenerbahçe kulüp olarak, organizasyon olarak dominant bir oyun kurucusu. Yani ben Pierre Henry'yi de orada maestro olarak görmüyorum. Takımı alıp işte yukarı taşıyacak, yanındaki oyuncuların değerini artıracak. O yokken Şehmuz'a orada eğer sabredebilirse, inşallah sabreder, o zaman iş farklı bir yere gidebilir. Şehmuz'u kazanabilir. Fenerbahçe Şehmuz'la beraber yukarı çıkabilir. Ama o süreci nasıl geçirecek Şehmuz? Ben onu merak ediyorum. Şehmuz'un yetenekleriyle alakalı hiçbir soru işareti yok. Eğer oyun kurucu olmayı başarabilirse Euroleague seviyesinde bence NBA çapında bir oyun kurucu olabilir. O yüzden merakla bekliyorum ben de. Can İşbakan konuştu Şehmuz'la. Bakalım onun görüşleri neler? Bu şut konusunda ben her zaman kendime güven, bunu hep söylüyorum yani. Evet, olmayabilir, bazı sezonlar kötü gidebilir, zaten daha yaşım da genç. Ne zaman doğru şutu kullandığım zaman yani onu sokma oranım diğerlerine göre daha fazla. Ben bazen o doğru şutu seçemiyorum. Yani problemim oydu diye düşünüyorum yani. Hmm. Yanlış şutlar attığım için ister istemez düşüyor. Yüzdeler de düşüyor. İşte o son 5-6 haftaya geldiğinde yani onun da farkına vardım. Yani doğru şutları atınca basket olma ihtimali daha da arttığını fark ettim. Doğru. İşte son maçta da, ondan önceki Tofaş serisinde de olsun, doğru şutları kullandıktan sonra hepsinin daha yüzdeli girdiğini fark ettim ve ona göre kullanmaya başladım. Sen topa yön verici bir oyuncu haline geldiğin için soruyorum. Saha görüşün, işte o dribbling yeteneğin, sence tam Euroleague seviyesini ve NBA seviyesi, hani belki bundan sonraki adım, ama artık sahada kendini topa yön verirken daha rahat hissediyor musun? Yani aslında geçen sezonun başında o kadar rahat hissetmiyordum yani açıkçası. Sonra işte gün geçtikçe, kazanmaya başladıkça o sorumluluğu alabileceğimi daha fazla, yani en başından beri alabileceğimi biliyordum. Ya o an kendime daha fazla güvendim ve o topu aldıktan sonra
doğru kararlar vererek, yani iyi sonuçlandırarak o aldığım sorumluluğu. Ondan sonra kendime olan güvenim arttı ve şu an yani daha rahatım o konuda, dediğiniz gibi yani. Yani daha rahat bakabiliyorum. Nerede neyin olabileceğini az çok daha yani kestirebilme şeyim arttı yani. Öngörüm arttı diyebilirim. Olayların akışını bir sonraki adım daha iyi görüyorsun. Aynen, bir sonraki akışı şey yapıyor. Bir yerden sonra artık ya tecrübe de kazanıyorsun ister istemez. Ki. Ya onu da düşünüyorsun yani. Ve böyle oldu diyebilirim. Evet. Şeyh Mus'un da açıklamaları bu şekildeydi. Merakla bekliyoruz neler olacağını. Tabii ki sadece Şeyh Mus değil burada oyun kurucu pozisyonunda oynayan isim. Bir de Nando De Colo var. İsmet Akpınar var. İsmet ayrı, o hani kadro derinliğinde ama hani orijinal pozisyonu oyun kurucu olmayıp oynayan isimlerden Nando De Colo var. Gerçi böyle deyince de biraz kızıyor. Onu da Roxanne Kunter'le bir sohbet etti Nando De Colo. Bakalım orada bu oyun kurucu oynama hususuyla ilgili De Colo'nun görüşleri nelermiş, ona göz atalım. Plus à l'aise, plus efficace en jouant le meneur ou le deuxième arrière. Parce que je pense que je me sens très bien dans les deux positions. Je sais qu'au final, ce que je dois faire, c'est ce qui me représente, c'est mon jeu. Je sais que dans tous les cas, on m'attendra au scoring, on m'attendra pour créer le jeu pour l'équipe. Donc à partir de là, moi, j'ai pas de problème sur quelle position ou une autre. Après, ça dépend aussi avec qui je suis sur le terrain. Parce qu'en France, tu jouais en deuxième arrière. En France, je joue en deuxième arrière. Et cette question, elle est surtout française, entre guillemets. Oui. Depuis que je suis en Europe, j'ai jamais eu cette question. Je veux dire, les coachs, ils me mettent sur le terrain. Et voilà, derrière, moi, je sais que si à un moment donné, j'ai un vrai meneur à côté de moi, je serai décalé en tant que deuxième arrière. Si derrière, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de vrai meneur, ça sera à moi de monter la balle. Mais à partir de là, j'ai jamais eu de problème. Je pense que le plus important, c'est surtout de communiquer avec les joueurs, d'avoir cette communication. La communication que je peux avoir avec Ismet, que je peux avoir avec Pierra sur le terrain pendant le dernier tournoi. Oui, c'est important, c'est important de savoir comment on peut jouer ensemble. Après, le reste, ça vient. De Colo'nun açıklamaları da böyleydi. Biraz kızıyor gibi geldi bana yani bir numara iki numara sorusu girince. Tabii şimdi coşkulu anlatıyor yani ben bir de oynayabilirim şeklinde. Yani kendinin sorgulanmasını istemiyor yani bu gayet net. Şimdi Şeymuz'la ilgili şunu ekleyeyim hemen. Şeymuz gibi oyuncular, De Colo gibi oyuncular ikisini aynı. Baskı altında adam geçmeyi bilirler. Ama onlardan baskı altında oyunu kurmak istediğin zaman o zaman sorunlar başlıyor. Arada çok ciddi bir fark var. Doğru. Şimdi De Colo'ya geldiğimiz zaman biz niye Misic'le Larkin çok uyumlu diyoruz? Çünkü belki de yapmamaları gereken bir şeyi yanındaki oyuncunun kalitesiyle izin vermiyorsun. Yani birinin oyun içinde 40 dakika bir oyuncunun iyi oynamadığını düşünürsen bir iniş çıkış oluyor. Onun oradaki saha içinde direksiyonu yanındaki oyuncuya bırakması onun rahatlamasını ve kendini bulmasını sağlıyor. Yani en kötü zaten bir tane daha Can Simidi var. Simon var yani orada 3. oyun kurucu. De Colo gibi oyuncular 2 numara gibi düşündüğü için kendi şut ritmini bulması çok değerlidir. Ama takımı yönetirken o şut ritmini de korumak çok kolay bir şey değildir. Asıl buradaki kritik nokta o. De Colo'yu da hataya götüren en önemli faktörlerden bir tanesi bu oluyor. Bir de De Colo'nun şöyle de bir yine güçlü yönü var. Foul çizgisine geldiği zaman çok yüksek yüzdeyle atıyor. Euroleague'in en iyisi. Hazırlık maçlarında ilginç birkaç tane kaçırdığını gördüm. Ama o biraz yazan yoğun geçiyor. Orayı geç. Bunu bilerek oynamak da enteresan bir şey. Şimdi doğru. Sen bunu bildiğin zaman ne yaparsın biliyor musun? Baskı altında bir omuzu dayarsın, bir çembere gidersin. O foul'ü alayım ki rakip takımın foul hakkı dolsun. Bir an önce biz foul çizgisine gelelim. Şimdi bunlar hep takım içinde oyuncunun da kendi başına maçı programlamasıyla ilgili. Evet, çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında Hakan'la bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Yeni Euroleague devam ediyor. Hakan, senin görüşlerin nelerdir De Colo'nun açıklamaları? Ben Nando De Colo ile aynı fikirde değilim. Yani Nando De Colo belki de Euroleague'in en iyi skoreri. Ve o skoru bulabiliyor bir türlü. Yani kendi atıyor veya attırıyor. Ama bir sonraki pozisyonu
veya işte maçın ilk çeyreğinde 3. periyodu veya oradaki eşleşmeyi okuyup işte son çeyreği düşünebilen bir oyun kurucu duygusu yok onda. Ve o yüzden yanında mutlaka bir alfa karakter, bir maestro ile oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ona o alanı yaratabilecek ve onu belki de maçı yönetebileceği alanları sağlayabilecek. O yüzden mutlaka Fenerbahçe'nin orada bir lidere, yani o karar veren bir lidere ihtiyaç duyacağını şu andan hissediyorum. Eğer öyle olmazsa yine CSKA finalinde gibi, yani ilk maçın ilk anından itibaren yani o skoru buluyor ama maçı tamamlayabilecek, o planı yapabilen bir oyun kurucu duygusu yok diyebilirim. Ben de neden 4 numarayı da ekleme olarak yapıyorum? Oyun kuruculuk konusunda söylediklerinize katılmakla beraber, şimdi bu tip oyuncuların verimli olabilmesi için alanı iyi açmak lazım. Şimdi Polonara'nın en verimli olduğu dönemler hep 5 numara oynadığı dönemler. Bartel keza 5 numarada verimli. Booker öyle. Hadi Veseli 4'te oynayabiliyor ama yani... Tamam, bir tane fazla mı yapalı diyorsun? Ya bir tane net bir şutör, bir yani tane Bartel, net... Bartel, Booker, Polonara'dan bir tanesi fazla mı bir diyorsun? Bir tanesi fazla. Yani Polonara da 25-30 dakika oynadığı zaman verim veren bir oyuncu. Ya Booker yerine hani şimdi tabii ki şu anda hani şey olmaz da... Acaba böyle bir tane net bir şutör olsa alanı daha rahat açabilir mi Fenerbahçe? Çünkü Şayok'un, Guduric'in... Nando'nun o alana ihtiyacı var. Oradaki alan, yani Polonara da oraya girince, işte orada oynayınca, Veseli de orada oynayınca, Booker da oynayınca, Bartel de öyle olunca bence biraz kalabalıklaşıyor. Oradan bir tane net bir şutör bulsa sanki daha iyi olabilirdi. Çünkü bu Polonara'yı da 5'e koyduğunda, yani düşünsene Alec Peters'la geçen sene yan yana oynadığında Polonara nasıl işler yapıyordu? Pierre Henry'nin de verimine kadar artıyordu. O zaman Djordjevic soğansız çorba yapacak. Evet, soğansız çorba olacak. Anketlerin sonuçlarına göz atalım peki. Neler demiş taraftarımız, izleyicilerimiz. Anadolu Efes sezonu nasıl bitirir? %74 totalde Final Four yapar. %30 şampiyon olur demiş. %44 Final Four. %12 de playoff yapar demiş. Efes'in playoff dışı kalacağını düşünenlerin oranı da %14. Az değilmiş ya. O da bana çok geldi, evet. Fenerbahçe Beko için şampiyon olur diyenlerin oranı %21. %27 Final Four yapar diyor. Fenerbahçe taraftarının inancı hiç fena değil. Final Four için %48'lik bir oran çıkıyor orada. Playoff yapar diyenler %33 ama playoff dışı kalır diyenler de %19 Fenerbahçe Beko için. Euroleague gerçeği. Yani çok yüksekler, çok dipler hepsi bir arada var. Bence iki takımımız da playoff yapar. Ama devamı... O zamanki sağlık durumuna bakardık. Her şeye bağlı. O kolay değil. Bu sene enteresan. Sence Hakan? Aynı fikirdeyim. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Heyecanla beklediğimiz 2021-2022 sezonu bu perşembe başlıyor. Bu sezonda beIN EuroLeague'in farklı ekranlarında EuroLeague maçlarıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Possession, gotta act fast. Another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion.